Bu dönüşüm defterinde ilk sayfa başlarken ben diye şeyimize şu anki halimizi anlatacağız. Şu anki dertlerimizi, işte değiştirmeyi arzu ettiğimiz konuları. İkinci sayfada 40 madde başlığı altında şöyle gösterebilirim. Bu 40 maddede hayatımızda değiştirmeyi arzuladığımız 40 madde. Aklınıza gelen her şeyi yazmanızı öneririm. Ben 40 çokmuş diye düşünmüştüm. Yani benim öyle çok travmatik bir şeyim işte hayatımdan genel olarak işte ille hemen şimdi değiştirmem şart yoksa bu şekilde yaşayamam dediğim çok bir şey yoktu. Ama işte bu özellikle evde çocuklarla küçük çocukları olan bir anneyim. Onlarla ilgili konularda zorlandığım şeyler var. Onlardan başlayarak yazdım. Sonra 40'a gelince şeyimi alamadım, hızımı alamadım ve daha birçok şey çıktı. Bu 40 maddeyi zaten yazdıktan ve tekrar bir baştan sona okuduktan sonra bazı konuların tekrar ettiğini, yani tek bir olay yaşanmış, o olayın farklı tezahürleri oluyor hayatınızda şeklinde. Yani 40 tane şeyinizi değiştirecek değilsiniz. Belki hani 10 tane şeyinizi değiştireceksiniz. Ama o bu işte şikayet olarak kendinizden hoşnut olmadığınız yönler olarak hani 40'ını da iyileştirecek belki de. Dolayısıyla eğer sadece 8 tanesini değiştirmem gerekiyor, işte bu çalışma onun için o kadar zaman ayırabileceğim diye düşünerek bu 40 maddeyi öncelik sırasına göre ilk 8 tanesini şey yapıyorsunuz, seçiyorsunuz. O da sayfa 3'teki 8 ana madde şeklinde. Daha sonra bir takvim yaprağı çıkıyor. Bu günde 1,5 saatten 8 gün olacak şekilde toplam 12 saat yapıyor. Ya da günde 1 saat ayırabilirim diyorsanız onda da 12 gün yapıyor. O 12 saat yapıyor. Yine 12 gün. Dolayısıyla takviminizde bu 1,5 ya da 1 saatlik dilimlerin hangi günlere denk geleceğini şöyle kendinize bir söz vererek tarihlerini yazarak belirliyorsunuz. Önce işte üst üste 3 gün cenin frekansını uygulama konusunda bir çalışma var. Ondan sonra da bu işte takvimde seans seans çalışmaya başlıyorsunuz. Üst üste günler olmamasını öneriyor. Yani bir çalışma yapıp bir gün dinlenip onun etkilerini görüp hissedip sonraki gün tekrar çalışmak, belki 3 gün ara vermek. Ben böyle salı perşembeleri ayırmışım, işte çarşamba yapamayınca perşembe yapmışım şeklinde. Daha sonra sayfa 5'te kronolojik tablo diyor. İlk önce hatırladığınız ilk anıyı yazıyorsunuz. Daha sonra işte 3 yaşına kadar 4, 5, 6, 5, işte 7, 8, 9, 10, 11 yaşlarınızda bu şeylerinizde hani hatırladığınız anılar, hani nasıl bir görüntüye, nasıl bir çerçeve şey yapıyor, oluşturuyor. Onu, o sırada nerede olduğunuzu, işte duygularınızı ve işte bu duygunun ne kadar şiddetli olduğunu 10 üzerinden, hani en şiddetlisi 10 şeklinde bir sayıyla puanlıyorsunuz. Daha sonra işte bu ilk 8 maddeyi bu çarkıfelek tablosu dediğimiz yuvarlak alanda her alana o ilk başta yazdığımız 8 maddeyi yazıyoruz ve onların işte duygularını yazıyoruz ve o çarkıfelek tablosundaki işte bunlar başlıklar olmuş oluyor. Başlıkları olmuş oluyor. O başlıklarda işte takvimde belirlediğiniz kendinizle ilgili işte o çalışma zamanında
telefonu kapatıp işte müziği kapatıp sakin, sessiz, huzurlu bir ortamda işte onlar üzerinde çalışmaya başlıyoruz. Sayfa 15'te şimdiki ben bir ilk başta tarih yazarak çalışmadan önceki halimizi yazmıştık. Şimdi de çalışmayı tamamladıktan sonra yine tarih yazarak şimdiki halimizi dolduruyoruz. Ve bundan sonra yapacaklarımıza dair bir yol haritasını içeriyor. Ve bu çalışma bitiyor. Şimdi bu tarz etkili çalışmalarda daha insanların başlarken işte bilinç olarak istiyorum. Hani uygulayınca yararlanacağımı hissettim, anladım diye düşünmelerine rağmen işte bu işte yeni bir şeye başlama, değişme konusunda işte çok fark etmediği korkuları ve şeyleri varsa, bilinç altında engelleyen düşünceleri varsa biraz zor oluyor. Ancak işte o kolay alanda kalınca, konfor alanında kalınca hiçbir gelişme ve ilerleme göstermiyoruz. Biraz işte o zorlamanın üstüne gidip bu basit çalışmayı yapmaya başlamalı. Adım adım da devam etmeyi öneriyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabilirim. Bu dönüşüm defterinin neseakan.com adresinden ücretsiz indirebilirsiniz. Ya da basit bir defter, kalem mi buna ayırarak kendiniz oluşturabilirsiniz. Bugünün şeyi alıştırması bu defteri oluşturmak. Yani ister oradan indirip bastırarak, ister bir defter ayırarak dönüşüm defterinize başlamak ve tarih atarak şu anki halinizi tasvir etmek. İlk gün gayet olabilir, olası, çok zor olmayan bir alıştırmayla başlamış oluyoruz. Bir adımla başlamış oluyoruz. Herhangi bir sorunuz olursa bana yazabilirsiniz. İyi akşamlar diliyorum o zaman. Yarın akşam yine 10'da burada görüşmek üzere.